Ben Ahmet Yazıcı, Safta taksiciyim. Bayram iyi geçmedi ki abi. Para yok. Kalabalık var. Para yok. Hiçbir şey yok. Para emekli maaş aldık, o iki günde bitti. Allah selamet versin. Yok, zayıf abi. Günde bir sefer. Bugün bir sefer. Bu kalabalıkta bir sefer yapmışız. Hopaya gidip geldik. Başka bir şey yok. Vallahi yok. O zaman araçlara çok gidiyorlar abi. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim abi. İnsanlarımız gayet mutlu, geziniyorlar, yaz tatiline çıkmışlar, para harcıyorlar ama biz taksiciler olarak gece gündüz çalışıyoruz, yine de bize yeterli gelmiyor abi. Mazottan mıdır, nedir? Bir markete giriyoruz abi, kazandığımız, sefer attığımız anında gidiyor, bitiyor. Yoğunluk abi bize hiçbir faydası yok. Yoğunluk sadece kuru kalabalık derler ya. Aynı o şekilde kuru kalabalıktan başka bir şey yok. Hatta bizi, işimizi engelliyor. Giriş çıkışlarımızı durağa girip çıkış yapamıyoruz. Polisimizi, trafik polislerimizi aşırı şekilde zorluyor bu kalabalık, yoğunluk. Ama bize hiçbir faydası yok abi. Adım Murat Dal Kılıç. Şu an buradaki yoğunluk bizi olumsuz etkiliyor. Millet telefon ucuz diye telefon almaya geliyor. Bir telefon Türkiye'de olmuş 70 bin lira. Burada Batum'da olmuş 35 bin lira falan. Telefon kuyruğu var tabi. Bayram kuyruğu da buna eklenince buralar Allah bullak oldu her taraf. Hükümet ondan alırlar. Başka bir faydası yok, zaten başka bir şey yok. Geçen sene aynı. Aynı geçen sene gibi. Günde 25 bin kişi geçiyordu. Aynı 25 bin, 27 bin kişi. İsmim Gürkan, soyadım Ayacın. Kemalpaşa'da esnaflık yapıyoruz. Hopa'da oturuyoruz. Burası ucuzluk pazarı diye geçiyor yani. Öyle biliyor müşteriler. Bayram yoğunluğunda kapıda yaşanan yoğunluktan dolayı pek bizi olumlu yansımadı. Yani kapıda müşteriler gelmekte sıkıntı çekti. Bayram tatili nedeniyle ülkemizden giden vatandaşlardan dolayı müşterilerimiz gelmekte sıkıntı çekti. O yüzden vasat geçti yani bizim için bu bayram. Ben Fatih Yeğdim. Yani şimdi genelde bizim burada müşterilerimiz Gürcistan'dan geliyorlar. Burası içeriye göre fiyatlar daha uygun, daha ekonomik olduğu için genelde buradan gelip işte buradan alışverişlerini yapıyorlar. Burası değil efendim, aksine zarar oldu. Çünkü çok gelen giden oldu. Kapıda bayağı bir hani kilitlenme diyelim yani. O kalabalığı gören bizim gelen oradan Gürcü müşterilerimiz filan, hatta bazıları da internetten filan yazıyorlar yani, hani sipariş vesaire filan. Kalabalıktan sebep gelemeyip geri dönen çok oldu yani. Yani şu 4-5 gün mesele onun sıkıntısını çektik yani. Yemze Şaniti. 18 yıl çalışıyorum. Bayram dolayısıyla çok kötü gelen olmadı. Çünkü çok karabalık var gümrükten dolayı. Çok Türkler geçti. Yani problem var yani gümrük. Yoğunluktan dolayı elbette. Yoğunluktan dolayı bize gelen olmuyor şu anda. Hiçbir faydası yok abi. Aksi takdirde zararı var yani. Ve orada gidip de bu sefer kapı kapalı, kalabalık oluyor. Kimse bu tarafa gelmiyor. Gelmediği için de buradaki esnaf da hani işin doğrusu avucunu yalıyor yani. Ben yaş Altuğa. Kemalpaşa esnaflarındayım. 40 senelik esnafım. Esnaf oda başkanlığı yapmışım 2 dönem. Şu anda işlerim burası. İşlerimizle uğraşıyoruz. Bayram yoğunluğumuz oldu ama gümrükte çok kalabalık var. Bizim işlerimiz Gürcü'ye yönelik olduğu için içeride gelen kuyruklardan dolayı Gürcüler gelemiyor. Ben akşam trafiğe burada takıldım. 2 saat 10 dakikaya 1 kilometreye gittim. Ben buraların bayram zamanlarında buraların açılmasını istiyorum. Yani onlamasınlar. Bir de gümrüğün içinde bu telefon olayı var. Herkes oraya geliyor. Arkadaşlar telefon almaya gelmeyin. Niye? Çünkü onun iadesi var. Daksir. Daksiri Gürcü vermiyor. 500 lira paranız orada kalıyor. Fuzuli yere geliyorlar. Orada 300-400 sabalıyorlar. Anlatabildim mi? Orada bir de kuyruk oluşturuyorlar. En azından orada her gün bir kişilik kuyruk var. Kısa sürede de bu kuyruğun giderilmesini istiyoruz.